Değerli dinleyiciler, Radyo Yazılım'ın bu haftaki konuğu değerli sanatçı arkadaşım Candan Erçetin. Sevgili Candan, hoş geldin programa. Nasılsın? Hoş buldum. İyiyim. Sizler nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. Sana Los Angeles'tan, Kaliforniya'dan sıcak sevgilerimizi gönderiyoruz İstanbul'a. Ben de Kaliforniya'ya güneşli ve diri bir iklimden sevgiler gönderiyorum. Ne güzel. Zannediyorum yeni bir turne gibi konserlerden döndünüz, geldiniz. Birkaç gün süren bir çalışmaydı. Evet, bir hafta 10 gün bir epeyce konserimiz oldu, geldik. Buradakilere biraz devam ettik. Ben o arada hasta olmayı becerdim. Dedim nezleneyim şu anda. Evet. Candan Erçetin'in bilinmeyen yönleri nelerdir? Yani tanımayan yok ama şöyle enteresan, bir Balkanlardan bu tarafa doğru bir gelsek ne dersin? Şöyle bir kısaca bir konservatuvarlardan söz etsek. Eurovision yarışmaları var. Var tabii, yani dışarıdan ne kadarının bilindiğini biz çok algılayamıyoruz zannediyorum. Bu tanınan herkes için geçerli. Evet. Yani ben bir sürü şey bildiğim için ne kadarı biliniyor ne kadar bilinmiyor bilemeyeceğim, tahmin ettiklerimden yola çıkmak zorundayım. Evet. Yani evet, ben biz Balkan göçmeni ailenin ikinci kuşağıyım aslında. Yani büyüklerim, nenelerim, dedelerim her iki tarafta, anne tarafında, baba tarafında Balkanlar göçmeler. Evet. Yani biri bugünkü Kosova, biri de Makedonya'dan. Hı hı. Ama ben burada yetiştim. Yani Türkiye'de büyüdüm. Kırklareli'nde okudum ilkokulu. Evet. Orada oturduk uzun zamanlar. Ve hala da Trakya'dayız aslında. Hiçbir zaman İstanbul'a gelmedik. Evet. Son olarak ben de Trakya'ya küçük bir yerleşme planı yaptım. Ne güzel. Ve orada epey de vaktimi geçirdiğim bir evim var artık. Hı hı. İstanbul zaten giderek çekilmez bir hal alıyor. Dolayısıyla ben de katlanamadığım zaman kaçıp gidiyorum. Durum bu. Benle ilgili bilinmeyen ya da hiç tahmin edilemeyecek bir şey, yemek yapmaktan çok hoşlanıyor olmam olabilir. Çok güzel. Özel bir tercih var mı ben, Balkan mutfağı gibi? Balkan mutfağını zaten, yani bizim böreklerimiz tek meşhurdur. Evet. Hamur işlerimiz. Onları zaten, onlar çocukluktan beri edindiğimiz bilgiler. Ama ondan sonra da mesela vakit bulup da televizyon seyrettiğim zaman sadece yemek programı seyrediyorum. Evet. Çok da büyük bir zevk duyuyorum. Oralardan öğrendiğim çok şey var. Bir kütüphane dolusu yemek kitabım var. Ve hakikaten hayata geçirmek için fırsatı değerlendiriyorum. Şimdi yemek ve eğitim derken bilinmeyen taraflarından birisi belki de Kaliforniya'dakilerin veya Amerika'dakilerin bilmediği yönü, senin eğitimin arkeoloji üzerine olduğunu anımsıyorum ben. Doğru mudur? Evet, tabii. Çok da dileyerek, isteyerek şey bir tercih. Yani bu benim 9 yaşında verdiğim bir karardı, arkeoloji okumak. Ondan sonra da bu bitirme şansım oldu. Yani Türkiye'de biliyorsun üniversite sınav sistemi hiçbir zaman gençlerin istediğini okumaya fırsat vermez. Benim böyle bir şansım oldu. İlk önce İstanbul'da okudum. İstanbul Üniversitesi arkeoloji bölümünde, klasik arkeolojide. Evet. Ondan sonra bir yıl Viyana'da okudum. 5 yıl Efes gazinolarında çalıştım. Ama sonra diğer eğitimim falan, bir taraftan da konservatuvarda okuyordum çünkü. Meslek oldu. İkinci eğitim bana düştü hayatta. Ondan da gidiyorum. Arkeolojiyi yapamadım. Evet. İyi ki müzik alanında çalışmışsın. Yani bu büyük kitlelere hitap ediyorsun gerçekten şarkılarınla yıllarca. Ben de anımsıyorum, Kadıköy'de konservatuvardaydık. Eskiden belediye konservatuvarıydı. Sonra da İstanbul Üniversitesi'ne bağlandı. Ben de o okulda okudum. Aşağı yukarı belli bir dönemlerde orada ortak zamanımızda oldu diye anımsıyorum. Sen opera şan bölümündeydin. Olmuş olmalı. Çünkü evet. Ben 12 yıl okudum. Bizim o zaman belediye konservatuvarı denen konservatuvar artık yok ama hakikaten çok yararlı bir okuldu. Evet. Zira biz hem gündüz eğitimde okullarda hem de akşamları gece eğitimi gibi konservatuvara gidip uzun sürdü. Benim de aynı şekilde. Yani ben 79'da girdim. Tabii 79'da girdim, 91'de bitirdim. Evet, benim de 12 yıl sürmüştü anımsıyorum. Benim de çok daha eski, 66 yılına başlamıştım ben de. Ama oradan mezun olduktan sonra ben orada kaldım. 10 sene orkestra şefliği yaptım, pop caz orkestrasında gitar çaldım. Yani hep oradaydım, Amerika'ya gelene kadar. Şimdi bir ortak yanımız daha var. Senin orkestrandaki müzisyenlerden bir tanesi benim abim. o da ortak kaydımız. Evet. Yaklaşık 17-18 senedir senin orkestra elemanların hep aynı. Yani bu nasıl oluyor? Bu çok zor bir ortam. Yani müzik piyasasında bu kadar uzun süre müzisyenlerle beraber çalışmak pek nadir görülen bir şey. Ne diyorsun bu konuda?
Şöyle söyleyeyim, biz üçlü ekip olarak 1994 yılında başladık. Yani 20 yılı devirdik. Üçlüdeki ekip ilk 3 kişiydik. Ondan sonra ertesi yıl 2 kişi daha geldi. Sonra 2 kişi daha geldi. Değişimlerden dolayı değil, ihtiyaçlardan. Yani bir enstrüman daha alalım, bir enstrüman daha alalım diye. Diğerleri bizimle daha az süredir beraber. Ben tabii şimdi Amerika'da nasıl bilmiyorum ama bizden anlatmam gerekirse. Hı. Bizde biraz starlık sistemi var. Yani solist, star, orkestrada eşlikçi. Ben hiç öyle görmedim. Ben hep kendimizi bir grup olarak, biz bir orkestrayız, ben de orkestranın şarkıcısıyım. Evet. Biz müzik yaptığımız esnada hep ruh budur, duygu budur, hala da budur. Dolayısıyla tabii ki bu büyük bir şans da aynı zamanda. Bana sorarsan orkestraların sürekliliğinde iyi müzisyenliğin yanı sıra demeyeyim, hatta ondan önde gelen iyi insan olmak ve kimyanın tutması vardı. Kesin. Benim karşıma hep iyi insanlar çıktı ve biz de bir arada kalmayı becerdik hakikaten. O kadar büyük krizler gördük, deprem yaşadık. Evet. Bütün bu yıllar içinde. İlk gitmeyen projelerimiz oldu da oldu ama hiçbirbirimizi bırakmadık. Yani bu sadece benle alakalı bir şey. Ben de çok mutluyum tabii bu durumdan. Tabii. Şimdi vardığımız noktada garip bir durumdayız. Bize uyabilen kimse yok. Çünkü biz hakikaten yarım saat içindeki konser yapın dediklerinde 200-250 şarkılık repertuarı işte istediğimizi söyleyecek durumdayız. Evet. Biz bakışlarımızı anlıyoruz. Ve bu müzik yapan için müthiş bir lüks yani bence. Büyük bir rahatlık. Ben de o rahatlığın tadını çıkartıyorum. Çok güzel. Hakikaten tadını çıkarıyorsun. Kısmet olsa bir Amerika turnesi, bir konseri ayarlayabilsek, seni buraya getirebilsek orkestrayla birlikte çok çok güzel olacak. Burada Cumhuriyet baloları yapıyoruz. En azından o tip bir toplantıda Candan Erçetin'i görmek isteriz. Yani burada herkes zaten konuşuyor, soruyor. Önümüzdeki yıllar içerisinde böyle bir şeyler yapabiliriz umarım. Kısmet, çok uzaktasınız. Gelmeyiz demiyoruz. Evet. Tabii ki geliriz ama hakikaten çok uzaksınız. O zaman şöyle bir şey yapalım. Sevgili Candan, biliyorum senin Galatasaraylık yönün de var. Ben de Amerika'da Washington DC'de Galatasaray Derneği Başkanlığı yaptım, kurdum ve Kaliforniya'daki şu anlık derneğin başkanıyım. Bir Galatasaray balosu yapalım. Evet. Las Vegas'ta mesela bir balo. Nasıl olur? Şampiyon olayım bu sene. 400 bana... takalım. Dur bakalım. Biliyorsun top yuvarlak. Evet, top yuvarlak. O işleri hiç belli olmaz. Ne diyorlar? Hep önümüze bakacağız. Önümüzdeki maçlara bakacağız, evet. Şimdi Candan Erçetin bir de Galatasaray Başkan Yardımcılığı görevi yaptı. O da çok güzel bir duygu herhalde. Şu anda öyle bir yönetimde yer aldığın bir pozisyon var mı? Hayır, yok. Arkama bakmadan çıktım da diyebiliriz. Evet. Evet. Yani pozisyon çok güzel, çok onur verici falan filan ama... Spor Türkiye'de, daha doğrusu sporun Türkiye'de algılanış biçimi bana çok sempatik gelmiyor açıkçası. Dolayısıyla hemen müziğe ve diğer projelerime döndüm. Zaten o görevde hakikaten biraz zoraki demeyeyim ama bizde şey kültürü vardır Galatasaray'da. Abilik, kardeşlik öyle biraz en rivaki olmuştu. Hı hı. Süresi dolar dolmaz. Ben de işime döndüm. Düşünmüyorum ben bundan sonra. Evet. Bize... Yeni bir emir gelmezse tabii. Evet, Galatasaray'da görev verildiği zaman kaçırmıyor. Doğru, aynen katılıyorum. Şu anda nerede yaşıyorsun? Şu anda İstanbul'dayım ama vaktimin bir bölümünü de 1,5-2 saatte ulaşabildiğim bir yerde, diğer çiftlik evi. Ben orada daha rahat ediyorum. İstanbul bana hep çok karışık geldi. Evet. Duygu olarak da çok karışık, iklim olarak da karışık, giderek de insan olarak da karışık. Karıştık artık. Karıştık derken insan çeşitlerinin karışmasından söz etmiyorum. Yani birbirinde dolandık trafikte, evet. Günlük yaşamda. giderek büyüyor ve katlanılmaz bir hal oluyor. Dolayısıyla ben de sık sık katlanamadığım zamanlarda kaçıyorum köye. Anlıyorum. Değerli dinleyiciler, sevgili Candan Erçetin'le sohbetimiz devam ediyor. Önümüzde yeni projeler neler var? Bir düzine albümüm var en azından, belki daha da fazla. Yeni bir çalışma var mı? Albüm çalışmaları benim için hep çok uzun süren çalışmalar yani. Evet. Bir buçuk, iki bazen yıl. Dolayısıyla şimdi başlasam 2 yıl sürer. Şu anda çok yakında bir şey görünmüyor ama 95 yılında başladık müzik yapmaya. 2015 bizim 20. yılımız yani ekip olarak da 20. yılımız ama profesyonel albümüm olduktan sonraki 20. yıl profesyonel müzik yaşamında. 20. yıla dair bir şeyler yapmak istiyorum. Bu ama bir şarkı mı olur, bir minik proje mi olur? Daha ne olduğuna tam karar veremediğim, kafamda ipuçlarının dolaştığı, çeşitli fikirlerin uçuştuğu
bir şeyler yaparım diye düşünüyorum. Böyle ümit ediyorum ama işte kararlar alıyoruz. Ertesi gün bir şey değişiyor. Biz de ayak uyduruyoruz gidişata. O yüzden bu konuda söz vermek eskisi kadar kolay değil. Kolay değil. Pekala, Türkiye'deki şu andaki gerginlik, istikrarsız bir ortam, hükümetin, devletin yönetim şekli, bu müziğe yansıyor mu sizin konserlerinize veya plak çalışmalarınıza? Yansıyor. Yani müzik her ne kadar öyle düşünülmese de çağlar boyu, tarih boyu böyle olacak. Müzik tarihi boyunca da böyledir. Evet. Üreten insanlar her zaman yaşadıkları sosyo, ekonomik ve politik senelerden etkilenmişlerdir. Hele hele bizimkinde söz de var. Yani sözsüz müzikte bunu dile getirmeye çalışır, daha zorlanır. Biz sözle de aslında bir sürü şeyi dile getiriyoruz. Herkesin önce söyleyen sıfatını alıyoruz. Tabii ki etkiliyor. Şu anda tekrar geriye dönmek istiyorum orkestra elemanlarına. Senin bence bir artı tarafında orkestrada herkesin müziği çok iyi eğitimini yapmış olması, konservatuvar mezunu çoğunlukla orkestra elemanların, Nuri Irmak olsun, piyanoda Mustafa Süder olsun, İhsan Özulu olsun abim, gururla söylüyorum. Yani birçok müzisyenler, trompet çalan arkadaşlarımız konservatuvar eğitimi almış. Yani bunun verdiği bir avantaj olması gerekir en azından provalarda, yeni yapılan şarkılarda. Ne düşünüyorsun bu konuda? Sen böyle deyince tabii bu eğitim olmadan yapanlar da mı var? Var, var, evet, evet. Yani benim bir tarihte başımdan bir şey geçmişti ama o da şeydi, bir klasik eğitimdeki nota okuma becerisi bambaşkadır. Normalde gençlerimiz artık akor biliyorlar, bir tarihte çok ani bir değişimi olmuştu hayatımda, yani bir gecede. Ben de önüne notaları koymuş, hani koyunca çalar diye. Evet, çalamamıştı. Sadece akor basmayı biliyordu. Evet. Ben diğerini şükürler olsun ki yaşamak zorunda kalmadım. Evet. Öyle denk geldik. Ha, bu arada tabii bir parantez. Hiç nota bilmeyen müthiş müzisyenler de gördüm, tanıdım hayatım boyunca. Ama bir grup, onlar genellikle solist olarak kaldılar bir tarafta. Bir grup müziğinden söz ediyorsak, evet, herkesin nota okuması şart. Yani başka çare yok. Evet. Dinleyerek öğrenemeyiz şarkıları. Katılıyorum, aynen. Canan Erçin'le sohbetimizin sonuna yaklaştık. Son olarak eklemek istediğin bir şeyler var mı? Biliyorum hastasın, sesin müsait değil, fazla tutmak istemiyorum. Yeni nesilden gelen müzisyenlere, şarkıcılara neler önerirsin? O konuda da senin fikirlerini almak isterim. Benim dikkat çeken bir şey var. Biz sadece Türkiye'de belli bir sanat grubu, zaten çok küçük bir grubuz. Sıkışmış ve üretemiyor ya da üretmekte durgunluk yaşıyor değiliz. Bütün dünyada böyle bir şey gözlemliyorum ben. 2010'lar iyice durakladı dünya. Tabii ki dünyada da tabii, sosyoekonomik ve politik çıkmazlar var. Müzik star yetiştiremiyor farkındaysan. Hani ben dönüşüyoruz. Müzik başka bir şeye dönüşüyor. Müziğin aslında endüstrisi de dönüşüyor. Artık bilmediğimiz kadar, bilmediğimiz formlarda dinleyiciye ulaşma imkanları var. Bunun için bir geçiş sistemi yaşadığımızı düşünüyorum. Ben tüm dünya üretenleri ve müzisyenleri olarak evvel bu, ne diyelim ona, bu girdaptan kurtulalım ve tekrar sadece tabii sadece müziği düşünmeye başlayalım. İnşallah hepimiz için bu böyle olur. Bu da 2015'ten başlasın. Bu, o 10 yıllık süreci de geride bırakmış olalım diyorum. Evet. Temennim bu. Biz de sana buradan Kaliforniya'dan başarılar diliyoruz. Yeni çalışmalarında 20. yılında inşallah biz de oralarda oluruz. Senin konserlerini izleriz. İnşallah. Vermek istediğin son bir mesaj var mı? Onu da alalım. İstanbul'dan sevgiler gönderiyorum. Hatta tüm Türkiye'den gönderiyorum. Şüphesiz oralarda yaşayan birçok yerinden kalkıp oraya göçmüş yaşıyorlardır. Sevgilerimizi gönderiyoruz. Kendinize iyi bakın çünkü çok uzaktasınız. Bizim sizin için yapabileceklerimiz sınırlı. Sağlıklı kalın, sevgiyle kalın diyorum. Ben de çok çok teşekkür ediyorum bu güzel söyleşi için, vakit ayırdığın için. Sana başarılar, iyi günler diliyorum sevgili Candan. Çok teşekkürler, görüşmek üzere. Sağ ol.